Bir PDF dokümanın en büyük özelliği kolaylıkla güvenlik altına alınabiliyor olmasıdır. Bir PDF dokümanını güvenlik altına almak için araçlar çubuğundaki Secure menü grubu altından Show Security Properties seçerek buradaki ilgili güvenlik metodunu uygulayabilirsiniz. Uygulayabileceğiniz bir birinci e, güvenlik metodumuz Password Security'dir. Password Security'de dokümanınıza bir şifre verebilir. Dokümanın tüm içeriklerini metadatası dahil olmak üzere isterseniz enkripte edebilirsiniz. Dökümanı açmak için bir şifre isteyebilir ve dökümanın yazdırılmasını ve düzenlenmesini e, engellemek için de yine bir şifre isteyebilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde dökümanın yazdırılmasını izin vermeyebilir, düşük çözünürlükte yazdırılmasını izin verebilir ya da yüksek çözünürlükte yazdırılmasına izin verebilirsiniz düzenleme yapılmasına buradaki seçilen seçenekler çerçevesinde izin verebilir ya da vermeyebilirsiniz. Aynı şekilde içeriklerin kopyalanmasını, metinlerin ve içeriklerin kopyalanmasını engelleyebilir ya da bu engeli buradan kaldırabilirsiniz. Bu doküman içerisindeki içeriklerin e, görme özürlerin kullandığı ekran okuyucu programlar tarafından okunup okunmaması ayarlarında yine buradaki güvenlik ayarlarından yapabilirsiniz. Dokümanımıza bir şifre güvenliği verelim. Açmak için bir şifre ve yazdırılması için de yine bir şifre belirleyelim. OK butonuna basıyorum. Tabii ki ikisinin aynı olmayacağını söyledi. Buna dikkat etmemiz lazım. Her iki şifre de aynı olamaz. OK butonuna bastık. Dokümanı açma şifremizi bir daha girmemizi istiyor. Aynı şekilde kopyalama ve yazdırma için ee, aynı özelliklerin girilmesini istiyor. OK butonuna basıyorum. Güvenlik özelliklerini tam olarak uygulayabilmek için PDF'i son hale kaydetmemiz gerekiyor. Fakat ondan önce bu PDF'i güvenlik özelliği uygulandığı ile ilgili sol tarafta bir kilit ikonu görüyorsunuz. Bu kilit ikonuna baktığınız zaman, bastığınız zaman bu e, dokümanla ilgili nelere izin verildiğini ya da nelere izin verilmediğini kolaylıkla görebilirsiniz. Change Settings butonundan isterseniz bu dokümanın ee, şifresini ve diğer engellemelerini ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben bu dokümanı son haline kaydedeceğim. 9. ders bitmiş dosya olarak kaydediyorum ve kapatıyorum. Şimdi 9. dersin içindeki bitmiş dosyaların içinden güvenli -doküman PDF açıyorum. Bize doküman açmak için bir şifre istedi bizden şifreye girdik ve dökümanın güvenlik özelliklerine baktığımız zaman yazdırma ve diğer düzenleme özellikleri için olan şifreye henüz girmediğimiz için dökümanın bu özelliklerinin izin verilir şekilde olmadığını görüyoruz. Pekala. Aynı dökümanı kapatıyorum. Ve aynı dökümanı bir daha açıyorum. Bu sefer Dökümanı kopyalamak ve yazdırmak için gerekli olan şifreyi giriyorum. Bu durumda ise gördüğünüz gibi dökümanı güvenlik özelliklerinden tüm alanların bana izin verilerek açıldığını görüyorum. Bunun yanı sıra Password Security dışında Certificate Security yani sertifika ile bu güvenlik altına alabilirsiniz bu dökümanı. Bu durumda bir dijital sertifikaya dijital sertifika ihtiyacınız olacak. Bunun yanı sıra daha gelişmiş güvenlik özellikleri için bu dökümanı Adobe Lifecycle Rights Management Server'a bağlayarak dokümanın her açıldığında bu sunucuyu aramasını ve bu sunucudan onay almadan ve girilen bilgileri onaylatmadan dokümanı açmamasını da sağlayabilirsiniz. Ancak bu diğer iki ayar için ek e, sertifikaya ve Lifecycle e, Rights Management sunucusuna ihtiyacınız bulunmaktadır.